peki sadece kavgalar bu takılar yüzünden mi çıkıyordu? Kesinlikle takılar ve maddi durumun yetersizliğinden birlikte çıktı. Ve gelin görümce tartışmaları, kavgaları, biliyorsunuz aynı evde yaşamanın stresi. Hiçbir kadın da böyle teklifi kabul etmezdi sevgi dışında. Sevgi kabul ettiği için de aynı ev altında maddi durumlar sıkıntı. Sevgi çalışıyor, ben çalışıyorum. Sadece ikimiz çalışıyoruz. Eşiniz de çalışıyor. Evet, çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyor. İşte babamdan kalan maaşı annem aldı. O mutfak masraflarını karşılıyor. Ben kirayı ödüyorum. Sevgi diğer eksikleri tamamlıyor. Kız kardeşleriniz niye çalışmıyor? Kız kardeşlerim... Öyle alıştı. Evet, böyle alışmışlar. En büyük ablam Hamdi zaten evli, bizde değildi. Kız kardeşim Nurcan nişanlıydı. Nişanlıydı. Evet. Ve nişanlıydı. Şöyle, o da nişan attı. Ve şöyle bir durum oldu. Ona taktığım takılar ailecek. Hepsini kendine olduğu için harcadı. Biz tabii geri geleceğini düşünüyoruz, borçları kapatacağız diye konuşmuştuk ama... ...keyfek eder, gitmiş telefon almış 15 milyar, 10 milyar gibi bütçelerle. Gitmiş kendine bir sürü eşyalar almış gibi. Hep kendini düşünen bir insan çünkü biraz bencildir o konuda yani. Ya bu sorumsuzluğunu gördünüz aslında kız kardeşinizin de. Evet. Nurcan mı ismi? Evet, Nurcan. Yani Sevgi Hanım da çalışıyormuş. Evet. Bunlar hiç hicap duymuyorlar mıydı? Yani erkek kardeşimiz de çalışıyor, eşi de çalışıyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Yani hiçbir şey hissetmiyorlar mıydı ya? Tam tersi bana psikolojik baskı. İşte Sevgi dışarı çıkıyor, kimle buluşuyor, çalışmıyor da başka biriyle paraları mı yiyor? O altınları eski sözcüsüyle mi yedi gibi gibi tepkiler oluyor. Çalışmıyor da başka biriyle mi buluşuyor? Evet, eski sözcüsüyle. Ha, işe gittiğini düşünmüyorlar. Düşünmüyorlardı. Diyor. Bu nasıl bir şey? Ve sürekli bana bundan bahsedince ben de bulanlama girdim. Sürekli Sevgi'yi hep sürekli kırdım, bağırdım, çağırdım. Ve en sonunda patladım ve artık seni bu evde istemiyorum dedim. Ya siz bilmiyor muydunuz eşinizin nereye gittiğini, nereden geldiğini? Yani insan bilmez mi ya? Evet, biliyoruz ama dediğim gibi yani biliyorum ama maddi durumum çok sıkıntı olduğundan ve artık her şey bir anda üstüne geldiğinden dolayı ben de ailemin tarafında oldum. Hemen ailenizin tarafında o. Hiç susturmaya çalışmadınız mı ya, eşinizi dinlemediniz mi? Hani eşinize niye destek olmadınız hiç? Çok pişmanım şu anda. Hata yapmışsınız. Evet. Hakikaten hata yapmışsınız yani. Onu kırdığımı biliyorum, onu çok defalarca üzdüğümü biliyorum. Hatta şu an ailem onunla ayrıldığımızda üzülüyor mu, üzülmüyor mu merak ediyorlar ama onu da bilmiyorum. Kardeşlerimi de ablam üzüldüğünü zannetmiyorum şu an. O yüzden kardeşlerim ve ablamın yanında olduğum için çok pişmanım. Sevgiyi kırdığım için ayrı bir moralim, psikolojim çok bozuk. Onu daha ulaşmaya çalıştınız mı peki? Ulaşmaya çalıştım. Telefonunu zaten iptal ettiğini biliyordum. Kaldığı eve gittim, evi boşaltmışlar. Babasının dükkanları vardı, dükkanlar boşalmış. En son çağrıyı arkadaşlarımla buldum, hepsini aradım. Ama hiçbiri de yeni numarasını vermedi. Çünkü artık beni sevmiyorlardı. Onu kırdığım için. Yani çok kötü bir durumdaydım. O dönem çok kötü bir dönem geçirdim. Gündüzleri onu düşünüyorum, uyuyamıyorum. Yani sürekli bir psikolojik baskı. Ablamlardan artık hiç haz almıyorum. Hiç ayrı eve çıkmayı düşünmediniz mi? Çıkamazdım. Yani ailemi öyle bırakamazdım. Kardeşlerim okuyor. Eğitimini ben karşılıyorum. Bahsettiğim gibi annemin tek bir maaşı babamdan kalan. O da ancak mutfak... Kaç yaşında insanlar yani bunlar da herhalde çocuk değil. Bir de en küçük kardeşiniz kaç yaşında o? Hepimizin arasında ikişer yaş fark var. İki küçük kız kardeşim. İki tane büyük kız. Yani hani bunlar da belli bir sorumluluğu alacak yaşta insanlar. Evet. Yani bugün kadınlar dışarıda herhangi bir iş bulamasalar bile çoğu kadın evinde bir şeyler yapıp satıyor. Ya yiyecek yapıp satıyor, ya bir şeyler örüyor satıyor, ya bir şeyler işliyor satıyor. Kadınlarımız boş değil ki. Kadınlarımız bizim güçlüdür ve ayaklarının üzerinde durmayı bilir bizim kadınlarımız yani. Ama biraz şımarıklık mıydı sanki sizin kız kardeşlerinizin? Yani ben de böyle çok hemen yaftalamış olmayayım ama. Evet. Bana öyle geldi yani. Şımarıklık değil. Dediğim gibi küçük kız kardeşim doğduğunda babam kalp krizi geçirdi ve ben tüm yükü aldım. Ve onların iyi olmasını istedim sürekli. Çünkü tek erkek bendim. Ve onlara bakmak benim görevimdi. Ve ben çok erken i̇şte yaş oldum. İşte buna da mesela şey yapıyorum yani. Erkek görevi. Niye görevi? Niye görevi yani? İnsanız.
Erkeği kadını mı var bunun yani? Bir evi geçindirmek, eğer hayat müşterek müşterek deyip duruyoruz yani. Bir evi geçindirmek kadının da görevi, erkeğin de görevi. Bence. Evet. Benim kız kardeşlerim işte kah gülüyorlar, kah oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Nereden geliyor, nasıl geliyor sormuyorlar. Evet. Bir de üstüne üstlük Sevgi Hanım'a iftira atıyorlar öyle evet. mi yani? Nereye gidiyor diye. Ayıp ya. Kafamı çok doldurdular ve ben de öyle davranmak zorunda kaldım. Ama şu an peki sorduğunuzda ne dedi Sevgi Hanım? Yani hani sen ne diyorsun demedi mi size? O artık bıkmıştı. Bu zaten birikti, birikti, birikti. Bu altın oluyor artık onu son noktası oldu ve benim de aynı şekilde. Ya bir kere zaten bu devirde baştan hani aileyle yaşamayı yani hani bir başkasının ailesi sonuçta hani tanımadığı insanlar. Bir başkasının ailesi evet sizinle evleniyor ama sizin ailenizle yaşamayı evet. baştan kabul etmiş olması bile iyi bir şey bence. Evet. Hayır bu olmasın demiyorum ya eskiden insanlar hakikaten hep bir arada yaşarlarmış. Şimdi zor diye söylüyorum. Ama eşiniz böyle bir şeyi kabul etmiş ve geçinmeye gönlü varmış yani. Evet çünkü biz birbirimize çok aşıktık Ayşegül Hanım. Yani çok seviyorduk birbirimizi ki ben hala çok seviyorum. Hala aşığım. Ulaşmaya çalışıyorum. Onu düşünüyorum. Uyuyamıyorum. Gerçekten ondan tekrar bir şans istiyorum. İnşallah hayatına biri girmemiştir. Ha? Böyle yani bir düşünceyi bile kabul yani, etmek istemiyorsunuz evet. değil mi? Yani onu şey onu düşünemem. Yani düşünmek istemiyorum. Öyle bir şey o yapmaz. Bence yapmamıştır. O da beni seviyordur diyorsun. Çünkü seviyor evet. Çünkü ben onu düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor. Ay. Onu düşün, o da beni düşünebiliyorum. Yani o enerjiyi alabiliyorum. Biliyorum o da düşünüyor. Ulaşmamı istiyor. Yani ulaştığımı görmüyor ama. O yüzden bir şans istiyorum. Ben şimdi ona ulaşmaya çalışayım bakalım. Şimdi Sevgi Hanım'ı aramaya gideceğim bana müsaade ederseniz. Tabii tabii yani çok, ben çok mutlu olurum. İnşallah arayacağım onu, programımıza davet edeceğim. Sonrasına bakacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.